Merhaba değerli izleyiciler. Sürmanşet programından hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Özellikle de Sürmanşet programı vesilesiyle 2024 yılında yapılacak olan yerel yönetimler seçimlerinde malumunuz adaylarımız var. Onları ekranda sizlerle buluşturmaya çalışacağız. Bugün de yine kıymetli bir misafirimiz var. Efsus Turan Mahallesi muhtar adayımız Yakup Gönen bizlerle birlikte ve bugün özellikle Efsus Turan Mahallesi ile ilgili hayallerini konuşacağız ve neden muhtar aday oldu onları konuşacağız. Ama bu arada kendisini de tanımış olacağız. Muhtarım merhabalar. Merhaba efendim. Nasılsınız? İyiydik Allah'a şükür. Ali Bey, siz nasılsınız? Allah razı olsun. Çok teşekkür Ben ediyorum. teşekkür ettim efendim. Şöyle özellikle sizleri tanımak ile başlayalım programımıza. Yakup Gönen kimdir? Buyurun efendim dinliyoruz. 1980 yılında Afşin'de doğdum. Beyceğiz Mahallesi'nde. Orta öğretim ve lise eğitimimi Afşin'de tamamladım. Evliyim, 3 çocuk babasıyım. Yıllardan beri esnaflık yapıyorum çarşı merkezinde. Ya. 6 Şubat depreminden sonra Kaymakam Bey'imizin vermiş olduğu görevle sosyal hizmetlerde görev yapmaktayım. Geçici Çok personel güzel. olarak. Çok güzel. Halkımıza bu depremde güzel bir yatırımlar yaptık yani. Devlet olarak tabii bu. Çok güzel. Ben de bu yola baş koydum. Desteklerini bekliyorum yani seçmenlerimizin Efsus Hayırlısı Turan olsun diyorum Mahallesi olarak. inşallah. Çünkü hayırlı bir yola çıkmışsınız. Sonuçta hedefinizde hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza hizmet var. İnşallah hayırlı İllaki. olur diyelim. Peki şöyle, şimdi değerli izleyiciler, özellikle 6 Şubat 2023 tarihinde malumunuz iki büyük deprem yaşadı bu bölge ve özellikle de deprem sürecinde sadece kaymakamlığımızın görevlendirmesinin haricinde de ben özellikle Yakup Bey'i sürekli sahada gördüm. Vatandaşlarla da ilgilenirken gördüm. Bu noktada da girişimciliğini biliyorum ben kendisini. En güzel şekilde de muhtarlık yapacağı noktasında yani şüphemiz yok diyelim. Peki muhtar olma fikri nereden hasıl oldu? Dinleyelim efendim. Muhtar olma fikri 10 yıldan belli. Zaten muhtarla ve muhtarımız Danyal Bey'le beraber çalışmaktayım. Ama son 5 yıl içerisinde kendisinin birinci ağzası olarak görev yapmaktayım şu anda. 4 yıldan belli aktif olarak kendisiyle beraber çalışıyoruz. Mahallemizde güzel bir yatırımlar yaptık yani. Bir cami inşaatımız var şu anda. Aynen. Camimizi yaptık. Bununla Büyükşehir Belediye'mizin yapmış olduğu güzel bir park var. Aynen. Çok güzel bir şey. Ama Millet şu an bahçesi olarak orada. yani şu an şunu söyleyeyim. Ama bu asrın felaketi işte. 6 Şubat'ta vurunca yani bu yatırımların hepsi şu anda Tabii. göze görükmez oldu tabii ki. Ama Danyal Bey de yani mahallemizdeki dönemden beri çok güzel yatırımlar yaptı kendisi. Halen de yapmaya devam ediyor. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Ben de bu yola baş koydum dedim. Kendisi de zaten aday olmayacağını beyan etti. Beğen edince de bana telefonla bildirdi. Ben de dedim ki de Hayırlısı niye olsun. olmasın? Evet. Ben de varım dedim yani. Güzel. Ama tabii şöyle, yani doğmuş olduğu, büyümüş olduğu veya ikamet etmiş olduğu, komşularının bulunduğu, sevdiği insanların bulunduğu mahallede en azından hizmet noktasında hayal ederek yola çıkmak bile güzel bir şey. Çok güzel. Ben başarılar diliyorum, Teşekkür ederim kolaylıklar efendim. diliyorum. Tabii şöyle, Efsus Turan Mahallesi değerli izleyiciler Atlas Dağı'na sırtını dayamış ve Atlas'ın eteğinde kurulmuş çok güzel bir mahallemiz. Bilirsiniz, Efsus Turan Mahallesi aslında Afşin'in en büyük mahallelerinden bir tanesi. Bunun yanısına da tabii spor gençlik merkezimiz orada, gençlik spor Evet, müdürlüğümüz aynen orada, öyle. sentetik sahamız orada, millet bahçemiz orada. Çok devasa bir mahalle. Bunun yanı sıra da özellikle yapsat firmalarımızın en fazla Olduğu bir doğru kısım. mudur? Doğru olduğu Yani bir kısım, evet. binalar inşa ettiği yerlerden bir tanesi. Şimdi Mahallemizi seviyoruz efendim. mahallemizi çok seviyorum. Yaklaşık 20 yıldan beri orada ikamet etmekteyim ben zaten. Çok Şu güzel. asrın felaketinden sonra bu gençlik merkezi şu anda zaten çadır kente. Evet. Yani diyorum iyi ki yani yapılmış o kompleks çadır kente kapısını açtı. Yaklaşık 300-320 aileye ev sahipliği yaptı yani. Şu anda son noktasına geldi. Artık gençlerimize güzel bir spor alanı olarak geri değerlendirilecek. Şu Çok an güzel. boşaltımlar Çok güzel. başladı. İnşallah en kısa sürede. En kısa sürede boşaltılıp gençlerimize güzel bir saha olarak geri teslim edilir. Gençlik ve Spor İl Bakanlığı'nda bunu yapacağına sonsuz kanaatim var İnşallah zaten. güzel olacak. Şu anda da zaten halkımız konteyner kentlere yerleşmeye başladı.
Hiç kimseyi de devletimiz mağdur etmedi, etmeyecek de diye düşünüyorum. İnşallah efendim. Çünkü bir an önce de onlar kalıcı konutlara yerleşme noktasında da beklentiler çok fazla. Aşırı derecede fazla. Aynen. Peki şöyle, malumunuz 6 Şubat'ta bir deprem felaketi yaşadık. Şu an için hem o bölgeyi hem Afşin'i değerlendirirseniz neler söylemek istersiniz? Şimdi zaten şu an şunu söyleyeyim. Fidanlık kısmı olarak zaten iyi ki yani bizim büyük kaymakamlarımız ve geçmiş belediye başkanlarımız, şimdiki yerel belediyemiz iyi ki yani fidanlığı elimizden alıp götürmemişler veyahut da göndermemişler. Şu anda onun kıymetini biz Efsus Turan mahallesi olarak biliyoruz. Çünkü eğer o saha olmamış olsaydı ne bir çadır kenti kurabilirdik, ne bu kısa sürede konteyner kentleri yerleştirip halkımızı konteyner kente yerleştirebilirdik. Hiçbirini yapamazdık. Ama şu anda diğer 11 ile göre konteyner kentte de öndeyiz. TOKİ alanında da öndeyiz yani. Yerimiz olduğu için. Hepsinde de öndeyiz yani. Onun için de yani kendi şeyim olarak, mahallem olarak ben yani gurur duyuyorum. Yani deprem asrın felaketini yaşadıktan sonra bu şekilde alanımızın boş olup da tekrardan değerlendirilmesi çok güzel bir şey. Aynen. Şöyle, mahalle ile alakalı dönecek olursak tekrardan konumuza. Efsus Turan Mahallesi sakinleri size neden oy vermeli? Şimdi Efsus Turan Mahallesi şu an asrın felaketini yaptı. Hep birlikte kalkınacağız. Bunu hep beraber başaracağız. Kendilerinin vermiş olduğu oyla beni desteklerlerse yani mahallemizde birçok eksiğimiz var. İnşallah konteyner kentleri kaldırıp da kalıcı konutlara çevirirsek geniş bir saha açılacak. Bu sahada illaki bayağı bir yıkılmış resmi dairelerimiz var. Bu resmi daireleri buraya yerleşmek için elinden gelen gayreti göstereceğiz. Yani mahallemizin bir sağlık ocağı yok. Sağlık ocağı olabilir. Emniyet müdürlüğümüz yok. Emniyet müdürlüğü olarak değerlendirilebilir. Ondan sonra bir vakıf yok yani. Sosyal yardımlaşma vakfımız yok. Kirada o Hepsine bir yer yapılabilir. Yani yapılabilir. hepsine güzel bir yer yapılıp mahallemizi daha da üstün bir seviyeye çıkarabilir. Tabii bunda da ne olur? Yani biz muhtarız. İlla ki yani bir şeye bağlı değiliz. Hiçbir partiye de bağlı değiliz. Bunları yerinde değerlendirip yani o imkanları getirilmesi için yani gerekli yerlerle. Gerçi zaten önümüzde kaymakamlarımız veyahut da liderlerimiz var. Bunu yapacak da biz de bir vesile oluruz sonuçta. Aynen. Mahallemiz adına. Ama tabii değerli izleyiciler, elbette hizmet istemeyince bir noktada gelmiyor Gelmiyor. diyebiliriz. Aynen. Yani en azından bir proje hazırlayıp, bir dilekçe Yani hazırlayıp bu işin takibini yapacak olanlar da elbette öncelikle muhtarlarımızdır. Ben zannetmiyorum, özellikle de bir ciddi manada proje hazırlayıp insanların faydasına olabilecek bir projeyi de bizzat götürüp yani ilgili noktalara teslim edip bunun da takibini yaptıktan sonra zannediyorum çok kısa sürede de elde edilebilir. yani Yani. ben şimdi şunu diyorum. Artık yani genç nesil diyorum. 18 yaşında bundan sonra seçim hakkı verildiyse, 18 yaşında meclise bir milletvekili giriyorsa 18 yaşında muhtar adayı da olsun. 20 yaşında olsun. İlla yani belli bir yaşa gelip de 40'ında, 45'inde, 50'sinde bir muhtar adayı olmasın. Tabii ki. Yani şimdi diyor ki emekli olsun, çalışsın. Ya genç olsun, atik olsun, hızlı olsun. Belki daha Rahat faydalı yola olur. işte yani Ya ben şimdi elbette mesela elbette. kendimden bahsedeyim. Ben kendim yani şu anda emekliliğim 10 ay kaldı. Yani yerel seçimden önce emekliyim. Emekli olduktan sonra yapacak bir işim de yok. Muhtarlığa gönül koyacağız yani bu yaştan sonra. Ama tabii muhtarlığın da tek iş olması o mahallede yaşayan herkes için şanstır Yani diyorum ben arayıp de da ama bundan bir muhtar tabii olmak istiyorum işi yani. gücü mahalle olur Yani umarım. şimdi nasıl Beceğiz Mahallesi'nde Ekrem Köşümüz vardı. 4 dönem Tabii. belediye başkanı Tabii. muhtarlık yaptı. Aranan muhtar oldu. Devamda bulundu, arandı ve bulundu. Şu an halen de yani diğer mahallelerden oy çıkıyordu o zamanlar. Ha, unutulmadı. Bu bir liderlik yani bizim Kesinlikle. Ekrem. Kesinlikle. Abi özellikle ben şeyi soruyorum. Yani hani az önce söyledik özellikle işte sağlık ocağımız yok. Yani takip edersek olur. Bir şekilde Abi yani yer şimdi gösterirsek olur nüfusumuz dedik. Buna benzer özellikle mahallemizde Efsus Turan için söylüyorum. Tespit ettiğiniz eksiklikler var mı bu yani noktada? şimdi tespit ettim şöyle. Şu an nüfusumuz 12 bin. Konteyner kentlerde şu anda 350 Çekmeköy, 1250-1300'e yakında Ankava konteyner kente yerleşim var. Yani diğer mahallelerden evi yıkılan ağır hasarlı, orta hasarlı, az hasarlı kişiler ve kirada oturanlar buraya yerleştirildi. Bunların illaki oturumları buraya alınacak. Eğer bu dönemde, seçim döneminde eğer yerleşilmezse mahallelerine veyahut da TOKİ'ye kalıcı konutlara, o zaman sayımız 15 bin, 17 bini bulacak. Sağlık ocağı yok.
Yani buna hazırlıklı bir mahalle olmak Tabii normal yani bir şu takım. anda yerimiz de var buna karşı yani. Evet. Yapabileceğimiz bir arazimiz var yani. Tabii ki. Fidanlık arazisi var. Yapabileceğim yani bir sağlık ocağı neden olmasın? 10, 10 ayda ekimli, 15 ayda ekimli bir güzel diş hastanesi yapılabilir. Evet. Yok, eksiğimiz var. Hastanemiz tamam. Yeri belli oldu ama şu an oraya kalıcı konut yapıldığı için hastanemize dahi yer yok. Yani sonuçta sadece bir diş tedavisi için düşünün, afişinin bir ucundan diğer bir ucuna gitmek Yani durumunda kalın. neden olmasın yani Tabii. bir ufak bir diş en azından 5 doktorluklu bir diş Evet. hastanesi olabilir. Küçük Evet. bir sağlık ocağı olabilir. Karakolumuz yok. Emniyet o yapılabilir sahamıza. Çok Yani doğru. bunlar hep istemekle yani muhtar bunu dile getirir. Ama büyüklerimiz yapar yapmaz o oranın işi ama bu da neyle olur? Evet. Destek de olur. Ama tabii ki bu hizmetlerle alakalı da ilk iş muhtarımıza düşüyor. Yani muhtarımız adımı attıktan sonrası dediğiniz gibi büyüklerimize Büyüklerimizin kalmış durum. yapacağı bir şey ama sen Ama ısrarlı eksikleri takiple de bunun yani mümkün. şimdi eksikleri sen göreceksin, dile getireceksin. Şu anda mesela yani en büyük sorun konteyner kentlerde park sorunu. Park sorunumuz hiçbir zaman çözülmüyor. Eski cezaevi bölgemiz var bizim. Orada her gün kaza oluyor. Her gün bir kaza. Niye? Çünkü araçlar hep dışarıda. Park yeri yok yani. Ya yüz, bir düşünün yani bin, yani 850 tane hane konteyner kentte kalıyor. İlla ki hepsinin bir aracı vardır. Birer tane Evet. olsa 850 araç. Nereye park edilecek? Yok. Şu an pazar yerini kullanıyor. Yani. Pazar yerini kullan. Ya pazar yerini kaldır. Otoparka çevir. Millet oraya park etsin. Veyahut da güzel bir park yeri diyorum yani. Evet. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Ha geçici süreliğine. Kesinlikle. Tabii biz zaman zaman muhtarımız da başta olmak üzere, içerisinde olmak üzere burada muhtar adaylarımızı sürekli olarak misafir edeceğiz. Değerli izleyiciler, ekranlarda sizlerle beraber buluşturacak. Ben şöyle söyleyeyim, özellikle adaysınız ve mahallemizi ziyarete başladık mı, seçmenlerimizi ziyarete başladık mı, bu noktada neler Şimdi söyleyeceksiniz? seçmenlerimizi ziyaret edeceğim. Ben depremin ilk gününden belli çalışmaktayım zaten. Halk Evet. zaten yani seçmenimiz birinci adı olduğum için yani halkımız da bunu yani seçmenimiz de biliyor. Şu anda Göreçeylere başladım. Yani Evet. muhtarlık çalışmalarıma başladım. İnşallah yani çalmadık kapı bırakmayacağız. Çok güzel. Yorum Ben almadık, çalmadık. Ha, ister halkımız, seçmenimiz ister verir, ister vermez ama biz yine de bir kapılarını çalacağız yani. mutlaka. Yani Mutlaka. şöyle değerli izleyiciler, malumunuz 31 Mart'ta 2024 tarihinde yerel yönetimler seçimleri olacak ve bunların içerisinde bizler 66 mahallemize muhtar da seçeceğiz ve özellikle mahallelerimizin idarelerinin birinci sorumlusu muhtarlarımız olacak. Şöyle, ben özellikle yayın vesilesiyle 31 Mart seçimleriyle alakalı olarak seçmenimize mesaj vermek gerekirse neler söyleyeceksiniz efendim? Yani şimdi şunu söyleyeyim. Asrın bir felaketini yaşadık. Biz bir seçim dönemi atlattık. Yani bir seçim dönemi atlattık. İkinci bir seçim dönemini de atlatacağız. İnşallah yani hayırlısıyla belediye başkanlarımız olsun, muhtarlarımız olsun. Kazasız belasız bir seçim olmasını, bu sürecin yani 10 aylık bir sürecin güzel geçmesini temenni ederim yani. Eyvallah efendim. Muhtar adaylarımızla beraber, belediye başkan adaylarımızla beraber, partide tüm partili arkadaşlarımızla beraber güzel bir seçim geçirmemizi temenni ederim. İnşallah bizim de tabii ki temennimiz o. Çünkü özellikle de ciddi manada söylüyorum. Muhtar adaylarımız çok fazla. Şu anda hepsi birbirinden kıymetli. Tabii ki açıklamalar da yaptılar ve bir şekilde kendi bulundukları mahallelerle ilgili hizmetle alakalı hayallerini zaman zaman da bizlerle paylaşıyoruz. Bizler de inşallah Sürmanşet programlarımız devam ettikçe sizlerle onları buluşturmaya çalışacağız. Efendim çok teşekkür ediyorum Ben ben. teşekkür ediyorum Halil Bey. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun efendim. İnşallah çıktığınız yolda da hayallerinizi bir an önce kavuşturmanızı İnşallah. temenni ediyorum efendim. Mahallemizin oylarına talibiz. Eyvallah, çok teşekkür Ben ediyorum. teşekkür ederim Değerli efendim. izleyiciler, inşallah Sürmanşet programının bir başka programında yine sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz. Şimdilik hoşça kalın efendim.